Son zamanlarda birçok forumlarda veya başka yerlerde şöyle terimler görüyorum. CapCut'ta internet bağlantısı yok gibi arama yapmış insanlar. Bunu açıkçası birkaç edit yaparken benim de başıma geldi. Mesela herhangi bir efekti indirirken internet bağlantınız yok hatası verdi. Bildiğiniz üzere CapCut'ta çok efekti, ses dosyasını, ses efektlerini öncelikle sunucudan indirmeniz gerekiyor ki bu gözünüz korkutmasın, bir saniye bile sürmüyor. Tıkla indiriyor, oradan kullanıyorsunuz. İnternet bağlantısı gerekiyor ama bazen bu internet bağlantıları kopabiliyor. Bugünkü videoda da olası sebeplerini ve elimizde geldiğince çözüm yollarını sizlere anlatmaya çalışacağım. Şimdi, öncelikle dostlar bunun birkaç tane sebebi var. Birincisi zayıf ve kararsız internet. İkincisi sunucu sorunları. Üçüncüsü bölgesel erişim veya kısıtlama. Bazı yerlerde CapCut kısıtlanabiliyor eğer ki oralarda yaşıyorsanız. Dördüncüsü ise uygulama önbelliği ve eski sürüm veya yeni sürüm. Bazen CapCut güncelleme yaptığında yeni bir sürümde hatalar oluşabiliyor. Şimdi sırayla hepsine de değinelim. Dostlar zayıf veya kararsız internet. Öncelikle CapCut dışında herhangi bir YouTube kanalına girin. Benim videom açın mesela. Videoda da herhangi bir kopma, donma, internet bağlantısında bir hata varsa o geçicidir ve internetle alakalı bir sorundur. Bu yüzden de CapCut'taki efektleri veya indirilmesi gereken materyalleri indiremiyorsunuzdur. Öncelikle Wi-Fi'de veya mobilde internet bağlantınızı kontrol edin. Eğer ki orada herhangi bir sorun yoksa, videoyu gayet akıcı bir şekilde oynatıyorsa veya internet sitesinde gezebiliyorsanız sorun internette değildir. O da bizi ikinci şıkka. Sunucu sorunları. Sunucu sorunları bildiğiniz üzere bu efektler, ses dosyaları, her şey CapCut'ın kendi sunucusunda barınıyor. Ve bazen bu sunucularda sorun oluşabiliyor. İşte nedir bu sorunlar? İşte bazen hack olayları oluyor, sunucuya bir DDoS saldırısı oluyor veya sunucuda geçici bir sorunlar oluyor. Tüm bunlar o an için CapCut'taki efektleri indirememenize neden olabilir. Ama bu geçicidir, geçici bir sorundur. Tam size denk gelmiştir o anda, çözülecektir yani. Onu bekleyeceksiniz. Zaten CapCut videoyu aşamasında sürekli bir şekilde taslaklara kaydediyor bu editinizi. Programdan çıksanız da biraz bekledikten sonra tekrar girip o editte aynı yerden devam edebilirsiniz. Üçüncü sorunumuz bölgesel kısıtlamalar. Bazı ülkelerde CapCut kısıtlanabiliyor. VPN kullanırsanız bu sorunu aşacağınıza inanıyorum ben. Türkiye'de şu anda yok ama Türkiye dışında herhangi bir yerde bu sorunu yaşıyorsanız büyük ihtimal kısıtlama vardır. Onu da dediğim gibi VPN'de çözebilirsiniz. Uygulama önbelliği ve hatalı güncelleme. Şimdi abi uygulama önbelliği az önce de dediğim gibi CapCut taslak olarak kaydedip bunu bir önbelliğe alıyor. O da zamanla şişiyor. Özellikle CapCut Pro kullanmıyorsanız herhangi bir depolama alanı alamıyorsunuz. CapCut'ın size verdiği kısıtlı bir depolama alanı var. Onu da önbelliği dolduruyor. Uygulama önbelliğini isterseniz mobilden CapCut yerler kısmından uygulamalara girip CapCut'ı bulup oradan önbelliği temizle diyebilirsiniz ki bu bir önceki editlerinizin taslaklarını her şeyi siler. Veya bilgisayarda kullanıyorsanız direkt olarak ana sayfaya girdiğinizde burada çöp kutusu ikonu var. Ona tıkladığınızda şu aşağıdaki tüm önbellekteki taslaklarınızı siler. Bu da programın rahatlamasını sağlar. Yani dolduysa program daha ekstra bir şey indiremediği için bu tarz bir sorun yaşayabilirsiniz. Bir de şöyle bir şey var. Güncellemeler. Şimdi yeni bir sürüm çıktıysa CapCut'ın yeni bir özellik sürekli güncelleme gelir. O güncelleme yaptıktan sonra bu hatayı aldıysanız eğer CapCut'ın internet sitesine girip eski sürümlerini bulduktan sonra bir önceki sürümü tekrardan indirip kurabilirsiniz. Sürekli güncelleme uyarısı verir, onu et geçin. O şekilde eğer ki internet hatası almıyorsanız o sürümden devam edebilirsiniz. Ama bunlar en son çare olmalı. Öncelikle şunu bilin ki bu geçici bir sorundur. Ben de yaşadım. Sadece edit aşamasında biraz indiremedim. Sonra bir yarım saat falan bekledim. Düzeldi. CapCut'ı bir kapatıp açın. Eğer ki hala devam ediyorsa CapCut'ı kaldırıp tekrardan kurun. Bu şekilde bu sorunları aşabilirsiniz dostlar. Umarım faydalı olmuştur. Dediğim gibi geçici bir sorundur. Bu ve bu tarz daha fazla video görmek isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.